Selamun Aleyküm. Çok değerli ve kıymetli Müslüman kardeşlerim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat kendisinin İmam Muhammed Behaüddin Şah Nakşibend Hazretlerine öğrettiği mucize zikri Evrad-ı Behaiye'yi sizlere İlmimizin yettiği kadar izah etmeye çalışacağım. Esrarına bir önceki sohbetlerimizde izah ettim. Linkini tekrar bu açıklamaya koyacağım inşallah. Esrarını oradan öğrenebilirsiniz. Umumi esrarını. Burada ise duaların teker teker sırlarını, esrarını sizinle paylaşmaya çalışacağım ki ne kadar büyük bir zikir, ne kadar büyük bir mucizevi zikir olduğunu göreceksiniz. Mucizeler peygamberlerden sudur eder. Evrad-ı Bahaiye de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bir mucizesidir. Bu mucizevi zikri İmam-ı Muhammed Behaüddin Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalbine nakşetmiştir. Evrad-ı Bahaiye evvela e'udhu ile başlar. Yani e'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yani kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allahu Teala'ya sığınırım. Burada ümmeti Muhammed'e şu işaret var: ey ümmeti Muhammed, ben burada sadece şeytanı zikrettim ama siz hem şeytandan hem de bütün kötü insanlardan, şeytanlaşmış insanlardan, nefsinizin şerrinden Allahu Teala'ya sığınınız. Burada zikrül cüz, iradetül kül var. Yani kötülerin ve kötülüklerin başı şeytandan sığınma zikrolunmuş ve her türlü kötülüklerden Allahu Teala'ya sığınmak murad edilmiştir. İkinci olarak besmele, Bismillahirrahmanirrahim ile devam ediyor ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında Allah-u Teala'nın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemin ilk yazdığı şey Bismillahirrahmanirrahim'dir. Siz de bir şey yazacağınız zaman evvela onu yazın. O peygamberlere indirilmiş olan her kitabın anahtarıdır. Yani bütün sırların anahtarıdır. Cebrail aleyhisselam onu bana getirdiği zaman 3 defa tekrar etti ve dedi ki, bu senin ve ümmetin içindir. Ümmetine emret ki hiçbir işlerinde onu terk etmesinler. Zira ben onu baban Adem aleyhisselama indirdiğimden beri bir an bile olsun terk etmedim. Diğer melekler de terk etmediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerine buyurdu ki, ey Ebu Hüreyre, abdest alacağın zaman Bismillah de. Zira böyle dersen hafaza melekleri abdestin bitinceye kadar sana sevap yazmaya devam ederler. Enes bin Malik radıyallahu anh da demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: İnsanların elbiselerini çıkaracakları zaman Bismillahirrahmanirrahim demeleri avret yerlerini cinlerin görmelerine mani olan bir perdedir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü ümmeti Muhammed'in 1 rekat namazı İsrailoğullarının 1000 rekat namazından sevap bakımından üstün olur. Onlar
Cenab-ı Hakk'a bunun hikmetini sorunca Allah-u Teala, çünkü onların yani ümmeti Muhammed'in namazlarında Bismillahirrahmanirrahim vardı buyurur. Tabiinden Ebu Müslim Havlani rahmetullahi aleyhin bir hizmetçisi vardı. Hizmetçi onu öldürmek için birkaç defa zehir içirmişti. Fakat zehir ona hiç tesir etmedi. Bir müddet sonra hayretler içinde kalan hizmetçi suçunu itiraf ederek zehrin tesir etmemesinin sebebini sordu. Havlani rahmetullahi aleyh, ben yediğim veya içtiğim her şeyden evvel ihlas ve samimiyetle Bismillahirrahmanirrahim derim. Bu sebeple yiyip içtiğim hiçbir şey bana zarar vermez dedi. Besmele-i Şerife öyle bir sırra sahiptir ki Kur'an-ı Kerim'in içindeki bütün esrar-ı ilahi Besmele-i Şerife'nin içerisinde gizlidir. Besmele-i Şerife ile alakalı olan sohbetimize bakıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ve Fatiha-i Şerife vardır. Fatiha-i Şerife öyle bir sırra sahiptir ki bir canlı düşünün, canlının ruhu gidince ne olur? Ceset olur. Sadece bir cesedi kalır. Cesetlerde ne olur? Toprağın altına gömülür. Kur'an-ı Kerim'in ruhu Fatiha suresidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün esrarı Fatiha-i Şerife'nin içerisine dürülmüş ve gizlenmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Fatiha-i Şerife ölümden başka her derde devadır, şifadır. Eshab-ı kiram hastalıklarını 7 Fatiha-i Şerife okuyup hu diye hastaya üfler, elleriyle sıvazlar, bu şekilde şifa bulurlardı. Sohbetimizi gereğinden fazla uzatmamak için kısa olarak esrarlarını zikrediyorum. Fakat Fatiha-i Şerife ile alakalı sohbetimize müracaat ederek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz ki linkini inşallah açıklamaya koyacağım. Ve besmele çekilip Seyyidül İstiğfar ile devam ediyor ki Seyyidül İstiğfar demek istiğfarın en büyüğü, seyyidi, başı, ondan daha büyük istiğfar yok demektir. Bu istiğfar mevzusunu biraz detaylı bir şekilde burada izah etmeye çalışacağım. Maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmanın yollarından biri de çokça istiğfar-ı şerif okumaktır. Ve en önemlisi istiğfarın en büyüğü olan Seyyidül İstiğfar'ı okumaktır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin birçok hadis-i şerifi vardır. Seyyidül İstiğfar için muhaddisler rahmetullahi aleyhim ecmain hazaratı şöyle buyurdular. Bu istiğfarı okuyan kişi o gün ve gece vefat ederse cennete girer veya cennet ehli olur. Bunu okuyana cennet vacip olur. Bunu okuyup ölen kişiye cennet vacip olur. Bunu okuyan kişi aynı gün veya aynı gecesinde vefat ederse cennete girer. Bunu okuyan kişi aynı gece veya gündüzünde vefat ederse eğer Allah-u Teala Hazretleri dilerse cennete girer. Bu istiğfarı sabah okuyan akşama kadar kendisine maddi ve manevi bir musibet dokunmaz. Ve bunu akşamleyin okuyan sabaha kadar musibete uğramaz. Bu istiğfarı sabah ve akşam okuyup vefat eden kişi şehit olarak vefat eder. Manevi şehitlerden olur, bütün günahları bağışlanır ve yakınlarına da şefaat eder. Seyyidül İstiğfar'ın manası şöyledir. Allah'ım sen, senden başka ilah olmayan diri bir meliksin. Sen benim Rabbimsin. Sen yarattın beni. Ben senin kulunum
ve ben gücümün yettiği kadar sana verdiğim ahit ve söz üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin nimetlerini itiraf ederim ve günahlarımı da itiraf ederim. Günahlarımı mağfiret et. Çünkü günahları senden başka mağfiret edecek yoktur. Kelime manaları bu şekildedir. Evrad-ı Bahaiye eûzu ile, yani her türlü şerden ve şerli olanlardan Allahu Teala'ya sığınmak ile başlıyor. Besmele anahtarıyla adeta kapıyı açıyor ve Fatiha-i Şerife ile Allahu Teala'nın huzuruna varıyor. Şöyle ki bazı Allah dostlarının büyükleri şöyle buyurmuşlardır. Fatiha suresi 7 ayeti kerimedir. Her ayeti kerime okunuşta 7 kat semanın 1 katını çıkar ve 7. ayeti kerime okunduğu zaman 7 kat semayı geçmiş ruhu Allahu Teala'nın huzuruna çıkmış olur. Ondan sonra yapılan ilk iş nedir? Seyyidül istiğfar. Yani Allahu Teala'nın varlığını, birliğini ve tekliğini ikrar edip, kabullenip, bütün güç ve kuvvetin onda olduğunu kabullenip, Allahu Teala'nın kendisine verdiği maddi ve manevi nimetleri itiraf ettikten sonra kendi işlediği günahları da itiraf edip Allahu Teala'dan başka bir insanın veyahut da bir mahlukun günahları affedemeyeceğini kabullenip itiraf edip Allahu Teala'dan af dileniyor. Neden istiğfar? Bunu kısaca izah etmeye çalışalım. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma esabeke min hasenetin fe min Allah. Ve ma esabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Ve erselnake linnâsi rasûle ve kefâ billâhi şehîde. Sadakallahu lazim. Manası şu şekildedir. Sana ne kadar iyilik ve güzellik geldiyse bu Allahu Teala'nın sana lütfuyladır, sana ikramıdır, sana ikramıyladır. Allahu Teala'nın bir hediyesidir. Yani kendinden bilme bunları. Ve ma esabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Senin başına ne isabet ederse etsin, kötülük olarak, bela olarak, musibet olarak sana ne isabet ederse etsin, onların tamamı senin nefsindendir. Yani ya kendi işlediğin günahlardan dolayıdır veyahut da atalarının işlediği günahların, zulümlerin veballerinden kendisine isabet eden vebaldendir. Çünkü insanoğlu atalarının malına varis olduğu gibi onların günahlarının, zulümlerinin veballerine de varistir. Böyle olunca ilk yapılacak iş nedir? Allahu Teala'nın huzuruna çıkınca istiğfar etmek. Yani tevbe etmek, Allahu Teala'dan af dilemektir ki bunu da Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere İmam-ı Muhammed Behaüddin Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin vasıtasıyla Evrad-ı Behaiyye'de bildirmiş olmuştur. Mâ esâbeke diye okuduğumuz ayet-i kerime Nisa suresinin 79. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerime hakkında Ebul Faruk Silistrevi Hazretleri şöyle buyurmuştur. Bu ayeti kerime marifin köküdür. Yani bütün ilimlerin zirvesidir. Bakınız Allahu Teala Enfal suresinin 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana Allahu li yu'azzibahum ve ente fihim
ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma kana Allahu liazzibahum ve ente fihim. Ey Resulüm, sen ümmetinin içinde iken ben ümmetine azap etmem. Ve ma kana Allahu muazzibahum ve hum yestagfirun. Senin ümmetin istiğfara devam ettikleri müddetçe ben onlara yine azap etmem. Ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere Resulullah Efendimiz ümmetinin içinde bulunduğu müddetçe Allahu Teala azabını göndermeyecek. Şu anda ümmetinin içinde değil. Azap edecek mi? Etmeyecek. Ne müddetçe azap etmeyecek? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini kendi içerisinde, kendi kalbinde tutarsa yine Allahu Teala azap etmez. Aynen Peygamber Efendimiz ümmetinin içinde gibi olur. Evet. İkinci bir husus, ümmeti Muhammed günah işlediklerinde tevbe ve istiğfar ederseler Allahu Teala yine azabını göndermeyecek. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yeryüzü için iki tane emniyet vardır. Bu emniyetlerden birincisi benim, ikincisi de istiğfardır. Ben gideceğim fakat istiğfar kalıcıdır. Size her günah işlediğinizde, her kötü bir işi yaptığınızda şiddetle istiğfara sarılmanızı ve Allahu Teala'dan af dilemenizi tavsiye ederim buyuruyor. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz ben gideceğim buyuruyor. Evet, maddi vücudu gidici. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi kalbinin en yüksek yerine yerleştirir. Onun sevgisini yerleştirir. Onun sünneti seniyyesini, onun izini takip eder ise yine Allahu Teala azap etmez. Rivayete göre Nuh aleyhisselamın kavmi tekrar tekrar davet almalarına rağmen peygamberlerini yalanlayınca Allahu Teala yağmurlarını kesmiş. 40 yıl, bazı rivayetlere göre 70 yıl kadınlarının rahimlerini kısırlaştırmıştır. Kendilerine eğer iman edip istiğfar ederlerse Allahu Teala'nın onları bollukla, bereketle rızıklandıracağını ve içinde bulundukları sıkıntılı durumu uzaklaştıracağını vaat etmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: kime istiğfar nasip olursa bu kimsenin bağışlanmasına hiçbir mani kalmaz. Çünkü Allahu Teala Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle derdi: eğer Allahu Teala bir kula istiğfarı ilham etmiyorsa ona azap etmeyi murad ediyor demektir. Mefhumu muhalifi şöyledir: eğer Allahu Teala bir kuluna istiğfarı ilham ediyorsa ona azap etmeyecektir. Azap etmeden cennetine koyacaktır demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında 3 defa rahmet duasına çıkmış ve üçünde de istiğfar edip dönmüşlerdi. Kendisine ya emiral müminin, rahmet duası yerine istiğfar ediyorsunuz, sebebi nedir diye sorduklarında halife de Cenab-ı Hak af ederse rahmetini ihsan eder buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her kim istiğfara devam ederse Allahu Teala o kimseyi her darlıktan kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ona beklemediği yerden rızık verir buyurmuştur. Ebu'l Faruk Silistrevi Kutsesi Ruh Hazretleri şöyle buyurmuştur: en büyük tevbe ve istiğfar olan tesbih namazı her türlü hacet için tesirli bir ilticadır. Hasan-ı Basri Kutsesi Ruh Hazretlerine bir adam gelir,
kuraklıktan şikayette bulunur. Ona Allahu Teala'ya istiğfar et der. Bir başkası gelerek fakir olduğundan, bir diğeri çocuğunun olmamasından, bir başkası tarlasının verimsizliğinden şikayette bulunur. Hasan-ı Basri Kudsesi Ruh gelenlerin tümüne istiğfar etmelerini söyler. Bunun üzerine yanında bulunanlardan bir zat şöyle der. Sana insanlar geldiler, çeşit çeşit şikayetlerde bulundular ve senden farklı farklı ilaçlar istediler. Halbuki sen gelenlerin tümüne istiğfarı tavsiye ettin. Deyince Hasan-ı Basri Kudsesi Ruh şu ayet-i kerimeyi okur ki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Fekultü stagfiru rabbeküm innehu kâne gaffâra. Sadakallahu'l-azim. Nuh aleyhisselam Allahu Teala ile konuşmasında Allahu Teala'ya söylüyor. Ya Rabbi, ben ümmetime dedim ki siz bol bol tevbe ve istiğfarda bulunun. Allahu Teala günahlarınızı affeder. Yürsiliz seme aleyküm midrara. Sema da üzerinize bol bol yağmurlar gönderir. Tarlalarınız kuraklıktan kurtulmuş, suya kavuşmuş olur. Kalp tarlalarınız manevi kuraklıktan kurtulmuş olur. Nur ilahiyeye kavuşmuş olur. Feyiz kanallarınız açılır. Ve yumdidüküm bi emvalin ve benine. Allahu Teala mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltır. Ve yec'alleküm cennetin, size çok güzel bahçeler, verimli bahçeler verir. Ve yec'alleküm enhara, size yine bol bol nehirler, su akan nehirler verir. Diğer bir manası da Allahu Teala sizi cennetine koyar ve cennette de bol bol nehirler verir. Hem dünya için hem ahiret için manası vardır. Allahu Teala nitekim aynı konuda Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ona tevbe edin ki üzerinize göğü, yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın ve günahkarlar olarak yüz çevirmeyiniz. Yani tevbeden geri durmayınız. Mektubat-ı İmam-ı Masum cilt 2 mektup 80'de şöyle beyan edilmiştir. Hükmedenlerden ve başka kimselerden şiddet görmek Hak Teala'nın işidir ve Hak Teala'dandır. Bela ve şiddetleri def için istiğfar menfaatli ve tecrübe edilmiş olup selamete sebeptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her kim istiğfara devam ederse Allahu Teala o kimseyi her darlıktan kurtarır, ferahlığa çıkarır ve beklemediği yerden rızık verir. Farz namazlardan sonra 3 defa Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. 67 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah olmak üzere 70 defa istiğfar okumak peygamberimizin sünnetidir. Gelen belayı kaldırır, gelecek belaya mani olur, rızık genişliğine sebeptir. İmam-ı Muhammed Masum Hazretleri Kudsesi Ruh Mektubat-ı Şerifesinde böyle buyurmuştur. Şimdi anladık mı neden Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda ilk yapacağımız iş istiğfar okumak ve istiğfarın da seyyidi, en yücesini, en büyüğünü okumak olduğunu? İşte bu sebepten dolayı seyyidül istiğfar okunuyor. İnşallah bunu ezberleyelim, okuyalım, okumaya çalışalım. Hemen hemen her duamızda, günlük yaptığımız dualarımızda bunu
okuyup paylaşmaya çalışıyorum. Allahu Teala son nefes dahil son nefese kadar İslam üzere yaşamayı ve İslam'a hizmet etmeyi nasip ve müyesser buyurarak son nefesimizde kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidi söylemeyi kabirde, mahşerde, sıratta sıkıntı çekmeden huzur-u ilahiyeye varabilmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Böyle güzel sohbetlerin diğer insanlara ulaşabilmesi için sohbetleri beğenmenizi, abone olmanızı, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi ve yoruma da amin yazmanızı, eğer vaktiniz varsa kısa bir dua yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü kimin duasının kabul olunacağı belli olmaz. İçimizden birisinin duası kabul olunur da belki bütün ümmeti Muhammed için onların duası da kabul olunur. Veyahut da bütün abonelerimizin veyahut da bu sohbete amin yazanların duası da kabul olunmuş olur. Bu sebepten dolayı bunu da tavsiye ediyorum. Evrad-ı Bahaiye'deki duaların esrarını anlatmaya ömrümüz kifayet ederse inşallah sonuna kadar devam edeceğim. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.